Merhaba sevgili dostlarım, ben astrolog Özlem Recep. Nasılsınız? Geçtiğimiz hafta Merkür Retrosu'nu geride bıraktık. Önemli bir koç dolunayını da yaraladık. Dilerim ki herkes çok iyidir, herkes mutludur. Evet, bu hafta sizlere ben 25 Ekim ile 31 Ekim arasındaki genel gökyüzü koşullarını ve burçlara olan özel etkilerini anlatacağım. Öyleyse başlıyorum sevgili dostlarım. Ay İkizler Burcu temasıyla birlikte haftaya başlıyoruz. Bu hafta boyunca değişen temalar söz konusuyken eğitim, yurt dışı, yabancılar, hukuksal konular ve niyeti ciddi beraberlikler için şahane bir tema söz konusu. Para piyasaları açısından da özellikle dijital para birimleri ve altın satışları için şanslı ve fırsatlı bir haftaya giriyoruz. Ay pazartesi günü Betelgeuse sabit yıldızıyla birlikte kavuşum yapıyor olacak. Her birimizin üzerine o Betelgeuse Fatma Ana ve Meryem Ana'nın ellerinin her birimizin üzerinde olduğunu anlatıyor. Gün içerisinde kadınlara ve çocuklara yardım etmek bu yıldızla birlikte size umulmadık kapıları ardına kadar açacaktır. Günü iyi değerlendirelim diyorum ve ay salı gününden perşembe öğlen saatlerine kadar Yengeç burcunda seyir yapıyor olacak. Aile, yuva, annemiz, evimiz ve çocuğumuzla ilgili konular gündemimizdeyken 27 Ekim sabah saat 5 sularında Ay Sirius sabit yıldızıyla kavuşum yapıyor olacak. Dua kapıları ardına kadar açık olacak. 27 Ekim tüm gün ve 28 Ekim öğlen saatlerine kadar gökyüzünde sıkıntılı bir açı kombinasyonu oluşuyor. Ay, Mars ve Plüton tek arasıyla birlikte askeri hareketlenmeler, manipülasyon, deprem, kaza, psikolojik rahatsızlıklar ve para piyasalarındaki gergin bir enerji bizimle birlikte olacak. Çocuklarınızın yaşadığı yerlerde onların sağlığınla alakalı dikkatli olun. Rahatsızlıklar oluşabilir ve kazalara oldukça açık olduğunuz bir süreci temsil eden, özellikle çocuklarla alakalı çok dikkat etmemiz gereken bir gün. 28 Ekim ile 30 Ekim arasında Ay Aslan Burcu'nda seyir yapıyor olacak. Gökyüzünde Ay, Güneş, Uranüs ve Satürn zorlayıcı açısıyla birlikte özellikle Eylül ayının başından yaşadığımız pek çok konu şimdi zorlansak dahi açıldığını ve hız kazandığını görebilirsiniz. Görmezden geldiğimiz pek çok konu şimdi gerçekten karşımızda olacak ama ego çatışmaları ve tahammülsüzlük yaşayacağız tabiri caizse. Ayrıca atlamış olduğumuz, böyle Merkür Retrosu'nda yaşamış olduğumuz pek çok konunun gerçek yüzünü gerçekten bu hafta fark edeceğiz. Ve 31 Ekim Pazar günü ise Ay Başak Burcu ile güne başlıyoruz. Ay Tuğban sabit yıldızı ile birlikte gün içerisinde kavuşum yapıyor olacak. Tuğban sabit yıldızı hazine yıldızıdır dostlarım. O yüzden pazar günü para piyasaları açısından şanslı bir haftaya girerken hafta sonu sevdiklerimiz için hizmet etmek, yolculuk yapmak ve biraz böyle dedikodu enerjisi içerisinde olacağımız bir tema var. Beraberlikler açısından ise ara ara böyle kavga edeceğiz sanki o Başak'taki temadan dolayı. Çünkü biraz didikliyoruz ortalığı, takıntı yapabiliriz ama tutku dolu, sevgi dolu bir gün aslına bakarsanız. Günü güzel değerlendirelim ve burçlarını merak ediyorsunuz değil mi? O zaman hemen sizin için başlıyorum. Koç burçlarıyla birlikte. Sevgili koçlar, bu hafta taşınma, ev taşınması, şehir dışına yerleşme, tayin ya da eğitim, proje konularıyla alakalı başka bir şehre göçme hazırlıkları yapıyor olabilirsiniz. 27 Ekim ile 28 Ekim tarihlerinde eşinizle, ortaklarınızla ya da yöneticilerinizle ilgili olan pek çok konu sizi gerginliğe götürebilir. Biraz bunlara dikkat etmek lazım. Aile bireylerinizin beraberliğinizle alakalı olan konularda karışması sizi birazcık huzursuz yapabilir. Ayrıca iş yerinizde yöneticilerinizle ilgili konular, özellikle 2019 yılından bu yana söz konusu olan projeler gündemde ise sakin davranmak, güç gösterileri yapıp da vakit kaybetmemek oldukça önemli. Yeni bir beraberliğiniz varsa ve aile bireylerinizle alakalı onlara açıklama döngüsü içerisindeyseniz tepkiler karşısında biraz daha sakin kalmanız önemli diyorum. Ayrıca aile bireylerinizin önemli bir rahatsızlığı tetikleniyor olabilir bu hafta. Onlara şefkat enerjisinde olursanız haftayı güzel değerlendirebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günü kalbiniz boşsa, aşk ve ilişkilerle alakalı yeni biriyle karşılaşma, beraberliğiniz bulunuyorsa eğer ki romantik vakitler geçirme gibi güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Pazar günü ise kendinizi düzene sokma, kendinizle temas etme açısından güzel enerjiler sizinle birlikte olacak sevgili koçlar. Ve boğa burçlarına geçiyorum.
Sevgili boğalar, çalışma hayatınızda, iş yerinizde arkanızdan çevrilen oyunların böyle karşınıza çıkacağı önemli bir hafta sizin için. Yöneticilerinizle aranızı açmak isteyenlere karşı temkinli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer ki yeni bir iş başvurusu ya da mülakat sonucu bekliyorsanız parasal konularla alakalı güzel gelişmeler yaşamanız muhtemel bu hafta için. 27 ile 28 Ekim tarihlerinde sözleşmelerin altyapılarını güzel bir şekilde değerlendirmeli ya da hukuksal konularla alakalı çözümleyemediğiniz konular varsa çözüm yolları için hukuka başvurabilirsiniz. Beraberliğiniz açısından ise beraberliğiniz bulunuyorsa evliliğiniz içerisinde müdahale olmak isteyenler bu hafta var. Biraz böyle eşinizle birbirinize kenetlenerek bu dönemi atlatacaksınız öyle söyleyelim. Kalbiniz boşsa ve yeni bir beraberliğe merhaba diyorsanız bu biraz böyle saklı sanki geçecek. Bu hafta kimseye açıklamak istemeyeceksiniz yeni bir beraberliğiniz varsa diyorum. Ve İkizler Burcu'na geçiyorum. Sevgili ikizler, kalabalıkların arasında bulunan arkadaş grupları ya da eğitim verdiğiniz toplulukların arasında kendinizi göstereceğiniz şahane mi şahane enerjiler söz konusu. Ev taşıma, farklı bir şehre yerleşme ve hazırlıklar yapmak için gökyüzü sizi destekliyor. Parasal konularla alakalı haftanın ortasında enerjiler güzel değerlendirmeniz gereken enerjiler var ve yeni projelerle alakalı da evet diyebilirsiniz sevgili ikizler. Önemli bir diyet ya da detoks programı içerisindeyseniz ayın 30'undan sonra hızlı bir şekilde forma girebilir ve kilo verebilirsiniz. Haftayı o zaman güzel değerlendirin değil mi? Hafta sonunda ise seyahat etmek isteyebilir ve çeşitli toplantıların içerisinde bulunabilirsiniz. Bunların haricinde aşk ve sevgi konularıyla alakalı özellikle geçtiğimiz haftalarda belirsiz olan bir ileri iki geri olan enerjiler yerine şimdi hızlı bir şekilde yol kat edeceğiniz yeni bir beraberliğe merhaba diyeceksiniz. Güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Eğer ki evliyseniz evliliğiniz içerisinde müdahale etmek isteyen kişilere karşı da biraz mesafeli olmanız gereken bir hafta diyorum sevgili ikizler. Ve yengeç burçlarına geçiyorum. Sevgili yengeçler, kariyerinizle ilgili gelişmelerin yaşandığı önemli bir dönemeçten geçiyorsunuz. Özellikle çalışma ya da takım arkadaşlarınızla alakalı birinin ayrılması sizin için önümüzdeki günlerde fırsat oluşturabilir ve güzel sonuçlar getirebilir. Gizli düşmanlıklara da oldukça açık bir süreçten geçerken söylediklerinizin duyulması söz konusu olabilir. Hukuksal konular, eğitim ya da kariyerinizle ilgili olan zorlukları da bu hafta aşmak durumunda kalabilirsiniz. Güzellikler içerisindeyken bir yandan da gizlilikler var, sırlar var, çalışma yaşantınızdaki yorgunluk ve hatta gizli düşmanların yarattığı sıkıntılar ruhunuzu birazcık sıkıntıya sokabilir. Haftanın ortasına kadar kendi iç dünyanıza dikkat etmeli ve gerekiyorsa psikologlardan yardım alabilir ya da dua, meditasyon enerjisi içerisinde olmanız ruhunuza oldukça iyi gelebilir. Haftanın ortasında ise kendinize daha böyle net ortaya koyacağınız aile, yuva, eşiniz, eviniz ya da beraberliğinizle ilgili beklentilerinizi net bir şekilde belirlemek isteyeceksiniz. Ve hafta sonuna doğru parasal konularla ilgili şans ve fırsatlar karşınıza çıkacak gibi görünüyor sevgili yengeç burçları. Ve aslanlara geçiyorum. Sevgili aslanlar, yurt dışı, yabancılar, eğitim, hukuki konular ve bu konularla alakalı sonuç alacağınız önemli bir dönemeçten geçiyorsunuz bu hafta. Hafta genelinde seyahatler ve kalabalık ortamlar arasında bulunarak keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek güzel enerjiler altındayken özellikle hafta sonuna doğru kendinizi net bir şekilde ifade edeceksiniz ve tuttuğunuzu koparacağınız güzel enerjiler altında olacaksınız. Aşk ve sevgi konularıyla alakalı uzunca zamandır sıkıntı yaşıyorsanız tutkulu bir beraberlik özellikle hafta sonuyla birlikte karşınıza çıkacak. Evliyseniz önemli bir sıkıntı atlatıyorsanız zor da olsa pek çok konuyu kendi içinizde değerlendirerek ve sonuca bağlayacaksınız sevgili aslan burçları ve başaklara geçiyorum. Sevgili başaklar, kendinizi düzene sokacağınız yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkacak ve düzene sokacaksınız kendinizi bu süreci içerisinde. Kariyerinizle alakalı da önemli bir döngünün içerisine giriyorsunuz. Kendinizi göstereceğiniz, kariyer konularıyla alakalı kendinizi göstereceğiniz güzel enerjiler sizinle birlikte.
Çalışma arkadaşlarınızın yardımıyla birlikte de ciddi anlamda yükseleceksiniz. Aile büyüklerinizin desteği, evin içerisindeki uyumun hafta sonuna doğru daha böyle eskiden böyle kalan pek çok konu, işte sizlerden gelen pek çok konunun kapanması söz konusu. Eğer kapatırsanız mutluluğu yakalayabilirsiniz. Önemli bir sağlık sıkıntısı ya da operasyon atlattıysanız kontrollerinizi ihmal etmeden bu hafta yaptırmalısınız. Evliliğiniz ya da beraberliğinizle ilgili üzüldüğünüz konular bulunuyorsa bu hafta sakin kalmak oldukça önemli diyorum sevgili Başak Burçları. Ve terazilere geçiyorum. Sevgili teraziler, yeni bir eve yerleşme ve taşınma planlarınız bulunuyorsa bu hafta ciddi anlamda atağa geçebilirsiniz. Niyeti ciddi bir beraberliğiniz bulunuyorsa evlilik hazırlıkları içerisinde koştururken kendinizi bulabilirsiniz. Evliliğiniz ya da beraberliğiniz sırasında geçmişten kalan, gizli kalan konular varsa eğer ki bu hafta önünüze geliyor ve ruhunuz birazcık bu konularla alakalı sıkılsa da açık düşmanlıklara uğrasanız da birbirinize sevdiğiniz kişiyle kenetleneceksiniz. Parasal konulara karşı da temkinli ve dikkatli olmanız gereken bir hafta. Hafta sonuna doğru yöneticilerinizle ve ailenizden alacağınız destekle birlikte pek çok projeyi ve kafanıza takılan pek çok konuyu rahatlıkla çözümleyeceksiniz. Sakin olun diyorum. Ve akrep burçlarına geçiyorum. Sevgili akrepler, eğitim ve öğretim konularıyla ilgili attığınız adımlarda her ne kadar zorlansanız da çabalarınızın sonucunda hafta sonuyla birlikte alabilirsiniz. Kendinizi göstereceğiniz güzel enerjiler altında olacaksınız. Artan enerjiniz zaman zaman dikkatsizliğe ve kazalara açık olduğunuzu da altını çiziyor. Dikkat edin. Bu hafta çalışma hayatınızla alakalı gelişen konularla alakalı da prim alma, sigortalardan gelir elde etme için şanslı fırsatlar bulunuyor. Ev sahibi olmak isteyenler hafta içerisinde oldukça şanslı olacaklar. Sağlığınıza olası operasyonlara hafta boyunca dikkatli olurken aşk ve ilişkilerde kendi özgürlüğünüze ve odak noktanıza odaklanacağınız ve aslına bakarsanız ilişkinin içerisinde birbirinizin ihtiyaçlarına kenetleneceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz bu hafta. Ve yay burçlarına geçiyorum. Sevgili yaylar, cazibenizin arttığı, flörtöz olduğunuz günlerden geçerken bu hafta imaj değiştirmek ve kendinizi yenilemek için gökyüzü adeta sizin yanınızda. Bu hafta kim dost, kim düşman karşınızda olacak? Evliliğiniz içerisinde gergin olan enerjiler bu hafta daha çok uyum ve tutkuyu yakalayacağınız ve ciddi anlamda birbirinize kenetleneceğiniz enerjiler var. Kariyerinizle ilgili görmezden geldiğiniz konular biraz daha fazla önemsemeniz gerekirken pazar günü ve önümüzdeki hafta sizi destekleyen enerjilerle birlikte olacaksınız. Kalbi boş olan yay burçları arkadaş ortamlarındaki ilişkilerin yeni tanıdığı kişilerle alakalı acaba güzel bir sürecin içerisine girebilir miyim diye düşünürken kendini bulacak. Bazılarınız da bu süreç içerisinde arkadaşlarınızın yorumlarından yorulabilirsiniz. O yüzden kendinizde saklamanız iyi olacak gibi görüyorum bir beraberlik oluşursa. Oğlak burçları ise sevgili oğlaklar kalabalık ortamların içerisinde bulunan kişilerin dostane yaklaşımlarının altında yatan niyeti anlamlandıracağınız önemli bir haftadan geçiyorsunuz. Parasal konularla ilgili karşınızdaki kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Çalışma ortamınızda yaşadığınız gergin enerjilerle hafta ortasında birlikte eşinizle aranızdaki gergin enerjilere sebep olabilir. Önemli hukuksal bir süreç geçiriyorsanız haftanın ortasında zorlanmanız muhtemel. Yabancılar ve yurt dışı plan ve projelerinizle alakalı yüksek lisans ve yüksek öğretim konularıyla ilgili çözümleyemediğiniz enerjiler bu hafta sonuna doğru açılacak gibi görünüyor. Eşinizle ilgili çıkmazlar yaşıyorsanız eğer ki hafta sonuna doğru açık bir konuşma ile birlikte bu haftayı aslına bakarsanız değerlendirebilir misiniz gibi görünüyor. Kalbiniz boşsa hafta başında yakın zamanda problem yaşadığınız bir beraberliğinizden haberler alabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Ve kova burçlarına geçiyorum. Sevgili kovalar, hafta genelinde kendinize daha fazla özen göstereceğiniz, evinizin içerisinde kitap okuyarak kendinize temas ederek geçirebilirsiniz. Çocuklarınız ve annenizden yana daha büyük destekler görürken beraberliğiniz açısından kenetleneceğiniz güzel enerjiler söz konusu. Kalbiniz boşsa düşünceleriniz arasında geçen kişiyle hafta ortasında yaşayacağınız gelişmeler ruhen mutlu olmanızı sağlayacak ve zihninizden kurduğunuz pek çok böyle olumsuz olan enerjilerin boşa olduğunu göreceksiniz. Hafta sonuna doğru sosyalleşmek ve kısa seyahatler yapmak ruhunuza iyi gelebilir. Parasal konularla ilgili de atılımlar yapmak hafta genelinde ciddi anlamda sizin için önemli olacak. Ve balık burçlarına geçiyorum, son burcumuz. Sevgili balıklar,
kariyerinizle ilgili yeni bir yapılanma dönemi içerisinde bulunmak istiyorsanız hafta genelinde gelişecek olan konuları mutlaka değerlendirin diyorum. Tüm bu süreçlerden geçerken enerjinizi ve dikkatinizi toplamak çok önemli. Aile büyüklerinizin desteğini alacaksınız, tam gaz arkanızda olacak. Ev taşımak veya şehir dışına yerleşmek için onların desteğiyle birlikte, çözüm yollarıyla birlikte adeta rahata eriyorsunuz, öyle söyleyelim. Haftanın ortasından sonra beraberliğiniz açısından daha mutlu olacaksınız ve birbirinizle uyumu yakalayacaksınız. İş yaşantınızda ise zorluklar ve beraberliklerinizle alakalı ciddi anlamda bu hafta elege edeceğiniz enerjiler var. Kalbiniz boşsa arkadaş ortamınızda planladığınız bir seyahat ruhunuza oldukça iyi gelebilir diyorum. Ve haftayı genel anlamıyla değerlendirdiğimize göre, burç yorumlarını da anlattığımıza göre size şahane bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere sevgili dostlarım.